Mevsim zam mevsimi öyle bir zam geliyor ki şöyle bir iki ay içerisinde döviz yükselmeden Şanzelize'ye git Paris'in en cafcaflı caddesinde yemek yiyecek upucuz ve sevimli bir yer bul sen bunu yapabilirsin fakat Fransa'ya giderken suyunu da yanında götürmeyi sakın unutma gibi bir zam geliyor öyle bir zam ki bak memur seni severim bilirsin. Le başlayan bir cümle gibi bir zam. Bu zam şöyledir ki sana cenneti vaat edemem ama bir tur oynatırım. Alet ısınıyor. Çok, kusura bakma gibi bir şey. İnsanlar çalışmak gezmekten daha zor geliyor gibi bir şarkıyla arada bırakıldı sanki. Ama ben bu gazla gittim. Dün dedim tamam dedim ya bir kahve içeceğim. Ağız tadıyla bir kahve içmek istiyorum. Otururken adamın biri karşımda bir yeri aradı ve konuşmaya başladı. Alo. Merhaba patron. Suat Usta değil mi? Ustam sizin Katalogda çifte kumrular diye bir pastamız var. Hani şu ortasında iki tane ayı olan biri mavi biri pembe. Heh love yazıyor. Love. Heh patron ben o pastadan sipariş etmek istiyorum ama o pastayı bizim aile şeysine çevirebilir miyiz? Şöyle ki hemen anlatıyorum. Mavi ayıyı yani erkek dediğimiz o mavi ayıyı alıyoruz. Onun yerine bir pembe ayı daha bir abla ayı bir kız kardeş ayı olacak şekilde dizayn edelim. Toplamda iki tane kız kız ayı olacak. Biri abla ayı, biri kardeş, küçük kız kardeş ayı olacak şekilde. Ortadaki lav yazısını da alıyoruz. Onun yerine Ceren. Hatta şu şekilde yapalım. Ceren 7 yazabiliyor muyuz? Sığacak şekilde. Ben bu değişikliklerin çok büyük üst düzey değişiklikler olduğunu düşünmüyorum. Sizin de gerçekten ustalığınıza, kabiliyetinize güvendiğim için bunların değiştirilebileceğini ben düşündüğüm için soruyorum. Ben adamı izlemekten olaya konsantre olamadım. Yani çok şaşırdım. Nelerle dertlendiğimize çok şaşırdım gerçekten. Eskiden köy evlerimizde öyle miydi sanki? Sobanın o çıtır çıtır sesi, yerdeki tozlar, sobanın içindeki o közlenmiş patates, anneannemizin bize yaptığı kedi böbreği aşı çorbası, dedemizin çakısıyla oynaması, örümcek ağları, bozuk paralar, vitaminsiz yaşlılar. O güzel ve kaliteli günleri ne çabuk unuttum. Şimdi minik Ceren'in doğum günü pastası üzerine tüm siyasi görüşlerden uzak iki tane ayıcık kondurmaya çalışıyoruz. Ne hale geldik? Eskiden sobalı evlerimizde koşuştururken sobaya düşüp düve gibi damgalandığımız yıllardan şimdi çocukların pastalarının üzerindeki ayıların cinsiyet rollerinin ayarlandığı yıllara geldik. Gün gelecek Ceren de çocuğuna trans komodo ejderli pasta yaptırmak için pastaneyle zoom toplantısı gerçekleştirmek zorunda kalacak. Bunları göreceğiz. Yani eskiden ne güzelmiş be. Ayılar vardı, kadın Ayılar vardı erkekti. Ayılar vardı çocuktu diyeceğiz. Çocuklar sadece ayı sever ve başka bir hayvan diye diretmezdi diye içli içli geçmişi iade edeceğiz. Böyle günler geçiyor. Gerçekten gerçekten. <laughs> tek başıma yaşadığım zamanların birinde karanlıkta çamaşır asmaya çalışıyorum. Elime minik üçgen bir şey geldi böyle. Ay Allah Allah dedim ya. Biraz şöyle ışık huzmesi vardı. Ona şöyle tutu verdim. Kırmızı. Allah Allah dedim. Ne alaka? Bu dedim galiba dünya üzerindeki tek üçgen bayrak olan Nepal bayrağı. Sonra dedim ki ya ben neden Nepal bayrağı yıkıyorum ki? Nepal'in kirli çamaşırlarını ben mi temizliyorum? Ben mi Nepal'e deterjan harcıyorum kendi cebimden? Benim kesemden mi gidiyor Nepal temizliği? Nepal için sen de foşurdat kampanya İçine mi çekildim acaba? Foşur foşur Nepal mi aklıyoruz burada? Acaba dedim bu bana Tanrı Şivan'ın bir oyunu mu? Sonra ışığı açtım. Olayın büyük Kürt tanrısı Tanrı Şivan'la hiçbir alakasının olmadığını anladım. Bir tık rahatladım ama sadece bir tık çünkü elimde bu sefer de kırmızı, dantelli, biraz da transparan bir kilot vardı. Ben dedim bunu ne zaman giymişim ya? Çünkü belli ki bir şeyler yaşanmış ve kirlenmiş bu. Ne bileyim koşuya gittiğim gün giymemişimdir. Çünkü rahatsız ederdi. Ama belki de rahatsız etmedi. Öyle bir şey de olabilir. O dantelli yüzeyi pürüzsüz tenime deyince o kadar yumuşak bir his verdi ki bana. Hiç rahatsız olmadım belki de. Belki de kırmızı, dantelli ve biraz da transparan kilot çok rahat bir şey. Derken elimde kuruyu verdi kilot bu kilot üzerine düşündükçe o kadar avantajlı ki yani giymemek için hiçbir sebebim kalmayacak neredeyse. Şöyle küçücük minicik bir şey sevimli. Bir kedim olsa da giydiriversem diye çok istedim ama kedim yoktu maalesef. Ben de çöpe attım kilodu. Yani muhtemelen bir kedi de sahiplenmem diye düşünüyorum. Çünkü benim bu kadar sırnaşıklığa, yılışıklığa tam mülüm yok. Bu kedilerin sırnaşıklığı şu seviyede. İnsana sırnaşmak için kendi kendini evcileştirmiş kediler. Ya yeri geliyor biz bile insanlardan uzaklaşmak, yabanileşmek için 40 takla atıyoruz. İnsan olmasına rağmen kedi kadar bile evcilleşememiş bin türlü tip var etrafımızda. Ama bu kediler hiç alakamız yokken dibimize dibimize girmiş. Mırıl mırıl bir şeyler yapıp kandırmışlar bizi. Hele mesela sokak kedileri kime sırnaştıkları belli değil. Günde kaç kişiye kendilerini sevdiriyorlar bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Onun bunun kedisi olmuşlar. Resmen ortamalı olmuşlar ya. Oralarını buralarını kime okşatıyorlar cidden bilmiyorum. Ama tabii benim kedilerle hiçbir problemim yok. Benim problemim kedi fetişleriyle. Sokakta gördüğüm bir kediye ikiye şöyle duş duş diye elimle ateş edince celallenen kedi fetişleri var. Sakin olun ya sakin olun. Kediye hiç hiçbir şey olmadı. Ablacım, abicim, kedi canlı, kedi hayatta, kedi ölmedi. Kedi yaşıyor. Sadece ben duş duş yaptım. Gidip bir de kediyi teselli ediyorlar. Bak minik yavrum abi yanlış yaptı. İsteyerek yapmadı. Sen ona bakma. Yo isteyerek yaptım ya. İsteyerek kediye duş duş yaptım. İki el ateş ettim elimle. Bir zahmet. Benim eğlencem mi önemli? Kedinin psikolojik sağlığı mı? Kaldı ki sokaktaki kedi bireyim benim elimle ikiye duş duş diye ateş etmemden daha büyük problemleri vardır muhtemelen. Farkında değil misiniz? Etrafta tüyleri kopmuş, bir gözü görmeyen, sağa sola kusan bir sürü kedi var. Ya bunları düşünen oldu mu bu kedicikleri? Mesela hiç düşündünüz mü neden başıboş kedi sorunu diye dertlenip yakınmıyoruz biz? Çünkü başıboş kedi sorunu... Bizim sorunumuz değil. Kedilerin kendi sorunu bu. Bu sorun gittikçe büyüyor çünkü ev kedileri de evden kaçıyor. İnsanlar evdeki kedilere sahip çıkamıyor. Bir de kedi kayıp ilanı hazırlarken gerçekten dikkatli olmak lazım. Kedim kayboldu yerine gerçekleri konuşabildiğimiz, gerçekleri anlatabildiğimiz ilanlar lazım. Kedin kaybolmadı. Kediyi sen kaybettin. O gece seviştiğin insan sabah pencereyi kapatmadan çıktı evden. Sen uyarmadın. Anlık zevklerine kurban ettin kediyi. Bir kediye sahip çıkamadın ya. Bir tane bir canlı, dört ayaklı minicik bir canlıya sahip çıkamadın. Kusura bakma. Kedi belki seni gördü, canı çekti. Ya dedi ben de çıkayım ya. Dışarı bir hava alayım, bir nefes alayım. Boğuldum evde. Bunaldım. Bir çıkayım, nefes alayım dedi. Sabah da patilidi, gitti. Bunun vebalini kedim kayboldu şeklinde hazırladığın ilanlarla mı üzerinden atmaya çalışıyorsun? Ayrıca sevgili kedi fetişi insanlar, muhakkak ben çok eminim kedileri bizden daha fazla seviyorsunuz. Ama şimdi benim elimle iki elcik kediye duş duş diye ateşime laf edeceğine Bu kedilerin en azından görebildiğimiz dertlerini çözmek için bir şeyler yap. Görebildiğimiz dertleri diyorum. Çünkü kedilerimizin görülmeyen dertleri de var. Geçen gördüm mesela çok şaşırdım. Cüceli illetinden muzdarip bir kedi 13 yaşında ama kavanoz kadar. Gerçi bakınca böyle beni de çok da üzdü diyemem. Çünkü cücelik belki insanlarda çok tercih edilmeyen bir şey olabilir ama kediler için gayet okey bir durummuş. Kedinin diyorsun Küçüğü makbul ya. Kedi dediğin küçük olur diyorsun o kediyi görünce. Kedi dediğin zaten ele gelmeli, cebe sığmalı. Eline aldın mı yakışmalı, duvara attın mı yapışmalı gibi bir şeymiş zaten. Ben cüce kediyle ne problemim olacak ki diyorsun. Ama gerçekten insan ruhuna iyi geldikleri, insana huzur verdikleri aşikar. Ben de fırsattan istifade bugün oturayım ve favori ruh bakım ürünlerimi sıralayayım istedim. Sağlıklı ve güçlü bir ruh için kullandığım ürünleri söyleyeceğim. Öncelikle belirtmeliyim ki herkesin ruhu farklıdır. Ama sincaplar her bünyeye iyi gelir. Çok üzüldüğümde, cüce zürafa gördüğümde ya da evime borçlarımdan dolayı haciz geldiğinde hep gider bir sincap izlerim. Çünkü sincap bünyeye iyi gelir. Bu bilimsel bir şey. Onun dışında mesela Afrika kıtasında yaşanan standart, burada da gördüğünüz gökyüzü olaylarının bana söylenmesi beni çok mutlu ediyor. Bana sadece Afrika'da ne olduğu söylensin, ben ruhum arınmış bir şekilde oradan kalkıyor. Kalahari'de sabah oluyor. Oh be diyorum ya, oh be! Her gecenin sonu aydınlık, güneş. En sonunda bu da oldu. Güneş doğdu kalaharime. Serengeti'de sıradan bir gün. Mis gibi diyorum ya. Oh be. Sıradan hiçbir olay yok. Asayiş berkemal bir gün. Timsahlar usluca oturuyor. Ve yavru antilop için daha yaşayacak ufuzun bir ömür var önünde. Oradan geçiyorum. Namibya çöllerinde güneş kendini hissettirmeye başladı. Allah belasını versin ya diyorum. Ya bu Başakşehir'de de güneş niye böyle kendini hissettiremiyor ki? Türkiye'de ben güneşten aynı tadı niye alamıyorum? Adana'da bile güneş kendini o şekilde bir hissettirme içerisine giremiyor. Çok kasıyor böyle kendini hissettireyim diye insanlara cehennem kostbiley yaşatıyor. Ruhumu bunlarla foşur foşur tabiri caizse yıkıyorum. Bir de tabii ki de temizlik adam videoları ruh temizliğime bambaşka bir boyut kazandırdı. Evleş gibi mesela hiç temizlik benim işim değil. Ben temizlik sevmiyorum. Temizlik videosu seviyorum. Bir de o kadar iyi bir insan ki o temizlik adam etrafındaki bütün dertlerle dertleniyor. Geçen sene mesela temizlik adam tatile gittiğinde cırcır cır böcekleri çok cırlıyor. Bu böcekleri bir yağlayıp cırlarını çözmemiz lazım diye onlara böyle bir damla gres yağ dökmesini bekledim ama yapmadı. O cırcır cır böcekleri temizlik adam sayesinde artık ötekileştirilmeyecekti. Yani aslında güzel de olurdu. Onlar da normal bir böcek gibi yaşayabilirlerdi. Yağlandıktan sonra gören bu kürt böcek, bu laz böcek, bu cırcır cır böcek diyemeyecek sonuçta. Hepimiz böceğiz. Böcekleri böldürmeyeceğiz, denecek. Böceği böceğe kırdırmayacağız. Temizlik adam gerekirse cırcır cır sorununu da bu şekilde çözer. Evin temizliği için bir ablamızdan yardım alıp evin temizliği için harcayacağımız sürede bir köşeye oturup kahvemiz eşliğinde temizlik videoları izlemek gerçekten ruh sağlığıma iyi geliyor. Hem benim ruhum temizleniyor hem evim temizleniyor. İşte gerçekten kahveyi hak ettiğimiz an bu an. Gördüğünüz gibi ruhumu temizlemek için hep bedava yöntemler kullanıyorum. E tabi var parasını veriyorsun ruhunu bir şekilde temizliyorlar. Mesela şöyle bir yöntem var. Parasını veriyorsun seni 3 gün bir odaya alıyorlar. 3 gün minicik kümes gibi bir odada açlık ve tuvaletini tutmakla sınanıyorsun. Her şey iyi güzel hoş ama bu 3 günlük kümes hizmeti 2500 dolar olunca benim ruhum maalesef maalesef temizlenemiyor. O noktada ben ruh temizliğinden soğuyorum. Yani devamında ben çakralarımı hangi mantrayla açarsam açayım. Bir de pazarlık da yok. Deseler ki abi sana bir çakra 500 dolar tüm çakralarımı açtırayım dersen 2500 dolara paket yaparım ben sana. 2 yılda garanti kapanmıyor. 2 yıl çakran açık kalacak sızdırmaz toz tutmaz. Tertemiz 2 yıl rahat rahat gezersin. Bana bu ağızla gelsen ben ha diyeceğim. Belki hani ortak bir paydada buluşma şansımız olabilir seninle a bak diyeceğim bu adam biraz orta yolcu konuşuyor çakralarımı açtırmayı düşünebilirim bana usta gibi yaklaşırsan ben sana kendimi bağımlı hissederim sensiz ben hiçbir şeyi çözemem gibi gelir çünkü sen ustasın sensiz tamir neymiş derim ya tatmadı çakralarımı açtırmazsam ölecekmişim hastalığın yükseler. hoca usta derim ya açtır dedi şimdi adam yanlış mı biliyor yılların ustası derim ben bu ustadan daha mı iyi bileceğim bu halde yani yaşadığımız dünya 300 bin yılın sonunda Homo sapiens'in geldiği nokta burası. Bu noktadayız. Yaşadık, yaşadık, yaşadık en sonunda oh, buradayız yani. Daha nereye gidelim noktasına geldik. Gönül ister daha güzeller olsun, daha iyilik olsun ama pek bir umudum da yok açıkçası. Çok güzel günler yaşamış, 90 yaşına gelmiş bir tiyatro oyuncusu gibiyim. Dünyanın en iyi günlerini yaşadım kafasındayım. Artık gitmek vakti, artık demir almak vakti diyorum. Bu noktada buradan uzaklaşma, daha iyiye, daha güzele gitmek için daha neşeli şeyler yapma bak. O zaman tam zam dönemi zam bilmem nesi derken tüm çalışanlar için gelsin. Çalışmak gezmekten daha zor geliyor. Çalışmak bir yara var mı? Zam, yoksa, zam yoksa ceplerim boşlukla doluyor. Çalıştım, çalıştım. kurunum çalıştım, çalıştım sana